günahıyla, sevabıyla bir sezonun daha sonuna geldik. Malum biliyorsunuz bu sezon başında güzel bir birliktelikle beraber Mustafa Başkan'ın başkanlığında güzel bir yönetimle beraber güzel bir şey kurduk. Takım kurduk. İyi transferler yaptık. Güzel de başladık. Tabii ki daha sonraki süreçte iyi maçlar çıkarttık. Ve Tural maçında bir beraberlikle beraber puan kayıplarımız başladı. Türkiye Kupası vesaire derken bu sene bizim şampiyonlukla alakalı sıkıntılarımız oldu. Türkiye Kupası'na kaldığımız için yorgunluklarımız oldu. Bazı arkadaşların verimsizliği, bazı transferlerde özellikle ileri bölgede forvet transferlerinde isabetli transferler yapamadık. Bununla beraber bir sezonun sonuna geldik. Şampiyon olamadık. Maalesef yine her zamanki gibi ikinci olduk ama tabii biz ikinciliği hiçbir zaman başlamak kabul etmedik. İkinci olsam biliyorsunuz bir Merzifon'la maç yapma şansımız var. Maç yapacağız. Neticede yine 23 Nisan'da Merzifon'la çok önemli bir maçımız var. Zaten bizim bu sizinle toplanmamızın %99 sebebi bu Merzifon maçıyla ilgili. Ben buradan bütün taraftarlarımıza şunu söylemek istiyorum. Merzifon maçında bizi yürekten desteklesinler ve o maçı Allah'ın izniyle kesinlikle bir aksilik olmazsa alacağız. Ondan sonraki süreçle alakalı da kulübümüz için, kulübümüzün menfaatları için elimizden ne geliyorsa, bize ne düşüyorsa biz onu yapacağız. Şu anda bizim önümüzde 2018 Mayıs'ına kadar başkanlığımız devam ediyor. Biz yönetimimizle, takımımızla, hocamızla şu anda hepimiz Merzifon maçına kilitlendik. Şu anda başka bir şey düşünmüyoruz. O maçı geçtikten sonraki süreçle alakalı da Amasporla alakalı tabii ki benim düşüncelerim çok. Şu anda Merzifon maçını düşünürken de seneye bu takımı nasıl şampiyon yaparız diye de hesaplarımızı yapıyoruz. Bununla alakalı görüştüğümüz insanlar oluyor. Fikir aldığımız insanlar, büyüklerimiz, abilerimiz oluyor. Ve nasip olup biz Merzifon maçı. Önce Merzifon maçı. Onu geçmeden çok şey konuşmak, çok şey anlatmak bence çok doğru olmaz. Amasya sporumuz her şeyin iyisine layık. Şampiyon olamadıktan sonra ne yaparsan yap tabii ki seyirci bir hayal kırıklığına uğruyor. Bunda çok doğallar. Çünkü bizim seyircimiz gibi özverili, bizim seyircimiz gibi kaliteli seyirci gerçekten Bal Ligi'nde çok ender olduğunu ben biliyorum. Yani her maça 7-8 bin, 10 bin kişiyi toplamak çok zor. Tabii ki bu şampiyonluk şansımız Ordu maçından sonra bayağı azaldığı için tabii ki ister istemez seyircide bir düşüklük oluyor. Bunu gayet normal karşılıyoruz. Ama ben inanıyorum ki Amasya Spor'u hak ettiği yerlere mutlaka gelecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın ki şöyle seneye biz devam edersek Allah nasip ederse yönetimdeki arkadaşlar tabii beraber olacağımız arkadaşlar da olacak. Belki daha yeni arkadaşlar katabiliriz. Daha bütçesi iyi olan Amasya Spor'a maddi açıdan da destek verecek arkadaşları da ekleyip yolumuza öyle devam etmek istiyoruz. Arkadaşlar şöyle, şu anda bizim kulübümüzün futbolculara çok küçük bir miktarda borcu var. Dışarıya kesinlikle hiçbir borcumuz yok. O borcu da ben futbolcu arkadaşlarıma Merzifon maçına çıkmadan yani bir hafta 10 gün içerisinde o meblağı ödeyemi taahhüt ettim. Ve o meblağı da yarın Allah nasip ederse yarısını 3-5 gün sonra da yarısını olmak üzere bütün borcumuzu biz futbolcu arkadaşlarımıza, hocamıza, nereye borcumuz varsa hepsini vereceğiz. Amasya Spor'un hiç kimseye 1 TL borcu kalmayacak arkadaşlar. Ben bunu her yerde söylüyorum. Biz iş adamıyız, biz öyle gördük. Bazı şeyler oldu arkadaşlar. Ufak tefek gecikmeler oluyor. Bu futbolun yapısında var maalesef. Umduğumuz yerlerden paralarımız geç geliyor. O paralarımız geldiği zaman biz kendilerine ödemeler yapıyoruz. Ama ben futbolcu arkadaşlarıma, kardeşlerime güveniyorum. Biz onlarla beraber yola çıktık. Dediğim gibi bu sene günahıyla, sevabıyla, hatasıyla bir sezonun sonuna geldik. Ve biz bu sezondan şahsım olarak çok ders çıkarttım arkadaşlar. Yani yapılan yanlışların neler olduğunu artık net bir şekilde biliyoruz. Allah nasip edip seneye bu takım yine başkanlığına devam edersem
bu hataları atıyorum bu sene %70 yaptıysak seneye %10'lara düşürmeye gayret edeceğim kendi şahsıma. Bu transfer politikası, hoca seçimi vesairesi, parayı yönetmede, işte alışverişte vesairede bunların hepsini dikkate alıp hatalarımızı en aza indirip bu takımı nasıl şampiyon yapacağımızın hesaplarını yapacağız. Ve bununla alakalı da gerçekten ben yaklaşık 6 yıldır bu kulübün içindeyim. Geçen sene yönetimde yoktum ama yine içinde gibiydim. Buradan emeği geçen Mustafa Başkanımıza, yönetimdeki bütün arkadaşlarımıza, futbolcu kardeşlerimize, Sayın Valimize Cafer Başkan'a zaten bunları söyledik. Özellikle taraftarlarımıza ben çok teşekkür ederim. Projelerini anlatırlar. Vali Bey'le, Belediye Başkanı bizimle hasbihal ederler. Biz bu arkadaşların bizden daha iyi veyahut da daha güçlü bir yönetimle bu kulübü alıp kesin şampiyon yapacaklarına inanırsak da biz kendimize fedakarlık yapıp arkadaşlara yol da verebiliriz. Biz bu Amasya Spor bizim kesinlikle bir babamızın kulübü değil arkadaşlar.